Merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şef kıyafetlerimi giydim tabii ki de karşınıza geçtim. Ara ara bu yaz böyle küçük küçük tariflerle karşınıza geleceğimi zaten söylemiştim daha önceki videolarımda. Bugün KFC, KFC mi? KFC. Bugün KFC tavuklar var ya hani böyle, ben daha önce oradan hiç yemedim ama Esra yedi. Onların lezzetlerini biliyor. Böyle çok çıtır çıtır bir tavukları oluyor onların, böyle baget oluyor işte. Kemiksiz göğüs etinden oluyor, kanattan oluyor falan filan, kova kova böyle satıp yiyorlar ya hani. Ben bilmiyorum, dediğim gibi yemedim. Ama bugün ona benzer bir şey yapmak istiyorum. Yani KFC tavuk yapacağız beraber. Bunu herkes yapabilir bence. Yani şöyle diyeyim, herkes demeyeyim. 13 yaşında olan herkes diyelim. Çünkü ben istiyorum ki benim yaptığım şeyleri beni izleyen genç kızlar, anneler falan herkes yapabilsin istiyorum. O yüzden popüler ama kolay tarifler tercih etmeye devam edeceğim. Şimdi bunun için gerekli geçen gün bir videoda demişler ki bize buradan yemek yapmayı öğretene kadar kendi kızı da öğret. Ya bak şimdi bu ruhla alakalı bir şey. Ben onu öğretirim, sorun değil. Yani hiç önemli değil, üşenmem, öğretirim ama ruhunda olacak bir insan. Benim ruhumda var. Ben çocukluğumdan beri çok meraklıyım. Benim eşim Cihan da zaten, o da çok meraklı. Biz her şeyi beraber yapıyoruz. Otururuz böyle, yaprak da sararız yani beraber. Onu da yapabilir mesela, çok zor bir yemek. Ya çocuğun ruhunda yoksa ben ona bunu zorla aşılayamam arkadaşlar. Kusura bakmayın ama yani. Yok yani, yok. İstemiyor. Canı istediğinde giriyor bir iki kurabiye yapıyor. Bu. Kusura bakmayın. İsteyen yapsın. İsteyen de sadece izlesin. Geçiyoruz. KFC tavuklarımız için şöyle 4 adet kemiksiz göğüs kullanacağız. Ve bunun en önemli püf noktası olarak Doritos kullanacağız tabii ki de. Herkes, ben inceledim YouTube'daki videoları. %90 normal mısır gevreği, yani sade mısır gevreğinden yapıyor. Ama ben biraz baharatlı, biraz daha soslu olması için bunu kullanacağım. Onu rondodan geçireceğiz. Onu Esile'ye geçirttireceğim. Bak, yemek yaptıracağım ona birazdan. Gönlünüz olsun sizin de. Şimdi hızlı bir şekilde bunun için bir sos hazırlayacağız. Tavukları öncelikle şöyle bir tane, mesela bunu ortadan ikiye bölün. Tamam mı? Ondan sonra, ay bir dakika dur. Çok kötü oldum bir anda. Ben eldivensiz yapamıyorum tavuk işini. Dur, dokununca bir tuhaf oldum gerçekten de. Bekle. Eldivenler nerede? Gözümün önündeymiş. Ben bu tavuğa, kıymaya, ete dokununca böyle içim bir çok tuhaf oluyor. Ne bileyim, ben öyle pis bir huyum var. Eldiven takayım. Pis bir huy yalnız. Aslında güzel bir şey bence hijyen açısından da. Benimki hijyen amaçlı değil. Dokunamıyorum. Dokununca kendimi kötü hissediyorum. Daha daral bunu bir dahakine. Tam kangren olacağım kadar. Her videoda laf söylüyorsun. Ya bu eldiveni bir dahakine daha daralsın Cihan, ki kangren olayım sen ben. Sen bana dedin espeden diye. Sıkıştı, parmaklarım sıkıştı. Tamam, şimdi bunu böyle bak, iri iri, ince ince değil, jülyen jülyen doğruyoruz. Ama bir göstereyim istiyorum. Yapan var, yapamayan var değil mi? Geleceğim, üstünü değiştir. Üstünü değiş güzelim, sen de bana bunu rondodan geçeceksin. Sana yemek yaptıracağım, öyle istiyorlar. Yeah. Bak böyle parçalar halinde, böyle parçalar halinde tavuklarınızı hazırlayın. Onlara birazdan bir sos yapacağız. Benim böyle, bak kendi kendime gülüyorum yine. Ne aklıma gelmiş olabilir sence? Bilemiyorum. Senin aklına her şeye gelebilir. Benim ne zaman tarif videosu yapsam aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Onun sanırım bir kötü yorumlar videosunda mı ne okumuştum? Hep o geliyor aklıma. O kişi çok şanslı bence, sürekli aklımda tarif videolarında. Kim olduğunu hatırlayamıyorum ama hani hatırlıyor musunuz, yazmıştı ya. Esra'nın annesi gibi anneler de sadece zaten konuşmayı bilirler. Yani ne kek yapması, ne börek yapması, ne yemeği. Hep o geliyor benim aklıma. Doğru, bir şey bilmiyoruz. Bilsek herhalde dünya şefi falan olurdum. Bu bilmediğim halim benim. Şimdi tavuklar hazır. Tavukları bu şekilde işte hepsini jülyen olarak doğradım. Buraya şimdi bir sos hazırlayacağız. Bir çay bardağı süt. Bu sosta tavuklarımızı bekleteceğiz. Bu sosta beklemesi çok önemli. Onun yumuşamasını ve daha kolay kızarmasını sağlayacak. Bardakla yapıyorum ki yabancılık çekmeyin yaparken diye. Yani kolayca yapabilesiniz diye. Her şey sizin için. Düşünüyorum ben vallahi, sizi çok düşünüyorum yani. Aman bocalamasınlar. Aman onlar da yapabilsin. Aman iyice tarifleri anlasınlar. Uğraşıyoruz yani. Olsun, seve seve yapıyoruz. Bir çay bardağı un, bir tane yumurta,
Bir de soda. Yarım soda koyacağız içine. Çok az da karbonat atabilirim. Atsam mı? Atıyorum ben bazen. Bazen de atmıyorum. İçine yarım soda. Önce sodadan birkaç yudum için ondan sonra dökün. Sırma bana sponsor olabilirsin. Bak çok güzel içiyorum. Böyle hareketler yapayım da belki sponsor olmak isteyenler olur. Hoşuna gider onların. Döküyoruz sodamızı. Bir tatlı kaşığı kadar çekinmeden, korkmadan dökünüz. Çünkü tavuk miktarımız fazla. Normalde buna köri tozu, köri sosu işte ondan da koymam lazım ama evde şu anda yok. Onu koyarsanız çok daha lezzetli olacaktır. Eğer varsa bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı arasında köri sosu kullanabilirsiniz. Kırmızı toz biber olur. Kırmızı pul biber olur. Ne oldu? Yo, aslan geldi herhalde. Ya bak şimdi soda içtim ya. Bir gerti geldi. Ya bu doğal bir şey ya. Orayı bipli izlediniz siz muhtemelen az önce. Bir iki saniye önce. Ya bu doğal bir şey ya. Neden gülüyorsun ki? Cihan kopuyor arkada hani. Devam ediyoruz. Şimdi toz ya da pul biber olabilir bir çay kaşığı kadar. Ben tatlı kaşığı koyuyorum, yarım koyuyorum. Karabiber yarım tatlı kaşığı yeterli. Şimdi bu karışımın içine tavuklarımızı boşaltıyoruz gördüğünüz üzere. Bunun içinde 2 saat, 3 saat isterseniz 4 saat bekletebilirsiniz. Ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olacak. Buzdolabında bekletiyoruz, unutmayınız. Buzdolabına bu karışımı gönderiyoruz. Ondan sonra da Doritos parçalayacağız 2 saat sonra ve kızartacağız. Arkadaşlar selam. Şimdi ben devreye geçtim. Tabii usta bir şef olarak biliyorsun yani anne bunu. Doritos kullanacağız. KFC tavuğumuzun panesini hazırlamak için. Yani dışındaki o gevrekli hani o var ya baharatlı, evet baharatlı kısmını hazırlamak için ben Doritos kullanacağım ama Doritos yerine mısır gevreği de kullanabilirsiniz. Bence Doritos da daha güzel oluyor. Evet. Biraz daha koyabilir çünkü tavuk fazla biliyor musun? Bir dakika bunu görmek istiyorum. Evet. Cezene esire şu anda karşınızda. Yeter bu kadar. Bunu böyle tam olarak püre gibi değil de daha çok biraz daha büyük kalması lazım ki ağza böyle gelsin. Bunu da buraya koyuyoruz herhalde. Vallahi şu an sallamasyon gidiyorum ama iyi sallarım ben. Böyle mi yapıyoruz bunu? Sıkıştırıyorsun izle. Sıkıştı tamam. Oh. 3 kere dırp yeter. Turbo geçti. 3 kere mi? Evet. Turboda mı? Turboda çünkü çok ezilmemesi gerekiyor. Bir daha. Bir daha. Son. Evet. Bakalım tekrardan. Siyah klipsler esileceğim. Robotun klipsleri var. Bak siyah üstte. Aa. Arkadaşlar bu kadar tecrübe fazla. Buradan açılmadı kızım. Ah. Allah'ım. Kız kız robotumu kıracağım kız. Tamam bu kıvam iyidir. Tamam bu kıvam. Hadi o zaman tavuklar 2 saat sonra bekledi. Çıkartalım ve bunu koyalım. Buna kızartalım. Dökeceğiz. Evet değil mi? Hı hı. Tam bir şefiz. Evet çok şefiz canım çok. Şimdi balkondayım. Gördüğünüz gibi evin içinde bunları ne yapıyoruz? Kızartmıyoruz. Buraya bir tezgah yapacağım zamanla bu balkonu. Böyle set üstü ocak falan buraya bir tane yapacağım ama şimdilik yok. Ne yapıyoruz? İmkanlara göre hareket ediyoruz. Küçük tüpümüz var. Balkonda kızartacağız yani. Hemen tavamızın içine bolca yağ koyduk. Şimdi tavuklarımızı 2 saat dolapta bekledi. Tavuklarımızı ne yapıyoruz? Tabii ki de çok basit bir şey işte. Tabii yağ birazcık şöyle bir kızsın. Çıkaracağız. Paneye bulayıp kızartacağız. Paneye bulayıp kızartacağız. Bu yani. Başka bir tabak vereyim mi canım? Niçin? Bulayıp onu koysan. Ya olabilir aslında. Aynen. Evet başlamış. Hemen yağımızın içine döşüyoruz. Şimdi tavukları bu şekilde işte arkalı önlü 15-20'şer dakika kadar kızartıyoruz. Finalde geliyorum birazdan.
Size bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir lezzet olmuş. Doritos'la yapın bence. Doritos yeşil paket takoyla. O kadar lezzet olmuş ki. Sanki cips yiyorum ya. Ama böyle arkasını 10 dakika, önünü 10 dakika güzel pişirin. Hemen almayın tavadan, haberiniz olsun. Nefis. Esin Hanım da yorumlarını alalım. Şimdi Esin yemeye başladı çünkü. Bakacağım şimdi buna. Bakıyorum. Bu böyle el yemeyecek. Ben el yiyeceğim. Sen de yeme Esin'e. Wow. Yok böyle bir şey. Müthiş be. Bildiğin KFC tabağı. Bayağı iyi. Sen daha önce yedin mi KFC'den? Dedim tabi. Ben yemedim. Ona benziyor mu tadı? Aynısı. Vallahi mi? Evet, KFC'deki çıtır kova gibi. Ha. Hı-hı. Çok güzel. Yapın, yiyin. Çok lezzetli oldu. Zaman zaman böyle tatlı küçük tarifler gelecek. Öpüldünüz. Bay bay.